Listranti kenti bugün bir höyük şeklinde gözüken bir yerleşim, bir Roma yerleşimi. Likonya eyaletindeki önemli kentlerden bir tanesi. Kent çok büyük olmayan ama bunun dışında gerek Augustus döneminde gerekse de hemen akabinde erken Hristiyanlık açısından oldukça önemli bir kent. Yeni Ahit'te birçok kez geçiyor ismi. Özellikle Aziz Paulus'un seyahatlerinde 3 kez uğradığı ve önemli mucizeler gösterdiği ve başından önemli olayların geçtiği bir kent. Bu bağlamda dünyaca tanınan, önem verilen ve bugün hiçbir yapı gözükmese de kazı öncesine kadar birçok kez ziyaret edilen ve haç merkezi olarak nitelendirilen bir yerdeyiz. Ve ilk etap kazılarını sona erdik. Bu bağlamda da özellikle hemen arkamızda bulunan ve büyük bir ekibin çalıştığı kilise, Listra Kilisesi olarak şu anda adlandırdığımız yapıda çalışmaların ilk etabını tamamladık. Daha sonra dediğim gibi hem altta bir sürü mezar yapılmış. Aslında 1900'lerin hemen başında Kronin tarafından keşfediliyor Listra Kilisesi'nin yeri. Fakat niteliği ve planı tam bilinmiyordu. Bizim yaptığımız çalışmalarda bugün kilisenin 1/3'lük bir kısmı ortaya çıkarıldı. Ve anladık ki aslında işte yaklaşık 10 metre uzunluğunda olduğu düşünülen kilise 30 metre uzunluğunda. İlk döneminde birden fazla dönemi var. Ve ilk döneminde oldukça zengin bir süsleme programına sahip. Duvarları ve örtüsünde altın yaldızlı mozaiklerin ve cam renkli mozaiklerin sergilendiği, zeminde opus sectile dediğimiz farklı şekillerde kesilen mermer plakalarla kaplı büyük bir kiliseydi. Fakat daha sonraki dönemlerde yenilendi ve değiştirildi. Sebebini şu anda bilmiyoruz. Ve kilisenin hemen etrafında bir mezarlık alanı oluşturulmuş. Ve erken dönemden itibaren ki kullanıldığı son döneme kadar birçok mezar bu bölgede üst üste yapılmış. Günümüzde gerçekleşen kazılarda yaklaşık 30 tane farklı birey dediğimiz mezar tespit edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteğiyle himayesinde yürütülen kazılar diğer birçok değerli kazıyla beraber geleceğe miras projesi kapsamında alındı ve 12 aylık yapıldı. Bu bağlamda biz de kesintisiz bir şekilde kazıyı sürdürmek için elimizden geleni yapıyoruz. İlk etap çalışmalarını sona erdirdik. Şu anda ikinci etap için başlama aşamasındayız. Hazırlıklarımız son sürat devam ediyor ve kazının ikinci etapı başlayacak. Bu çalışma kapsamında da tabii ki şu anda en önemli olarak tespit edilen eser olan kilisedeki kazıların ikinci etap çalışması gerçekleşecek. Yani şimdi